hareketli neşeli gir. Tamam oğlum dur giriyoruz ya. Neşeli gir diyorsun. Abi neşen var mı diye bir sorsana. Her yere neşeli al. Bu nedir Tayfun? Hep neşeli yorum neşeli. Mami gül mami. Mami neşeli bir yerinde mi bir sorsana. Hep mami neşeli al. Neyse giriyorum. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Adım Nedim, mekanın sahibiyim. Arkadaşlar merhaba. Yine efsane bir arabayla karşınızdayız. Bu sefer araç bizim desek başımız ağrımaz. Aracın sahibi satın alalı 2-3 gün oldu. Aracın satın alınmasında, bu hale gelmesinde bizim de bir emeğimiz, katkımız var. Aracın hikayesi şu. Özgür'ün kardeşi Ömür yıllardır böyle bir arabanın hayalini kuruyor. Piyasada güzel araba bulamadığı için bir türlü alamıyor. Laf arasında muhabbet ederken böyle bir araç istediklerini söylediler. Biz de onlara güzel bir araç bulduk. Araca neler yaptık? Hep beraber izleyelim. Videonun sonunda da Ömür'le beraber röportajımız var. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın ve videonun sonunda beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Evet, Motor'a geldik. Hayırlı olsun. Hayırlı. Heyecanlanıyor musun? Çok, tüylerim diken diken oldu. Araba yanıyor ya. Maşallah, maşallah, çok güzel. Bugün çok güzel şeyler olacak. Şimdi biz arabayı aldığımızda anlaştık. Şurada bir M6 Twitter'larımız var bir takım. Bir de bebekler var burada. 2100. Amfileri falan hiçbir şey yok. Bas vesaire. Arabayı bu şekilde aldık. Şimdi teybi falan da yok. Eksiklerini tamamlayacağız. Ufak tefek bir şeyler var. Zaten bizim hazırladığımız bir şeyler de var dün geceden. Bagajı bir açar mısın? Ya şu bagajdan bunlar çıkar mı ya? Abi şu malzemeleri hak ettiği arabaya koyar mısın? Kanalda sana da yer ayırmak nasip oldu Özgür'cüğüm. Arkadaşlar Özgür'le çocukluk arkadaşıyız. Aynı yerde büyüdük. Özgür'ün kardeşi var Ömür. Bu arabayı da ona aldı. Özgür, onun hayali. Onun hayali, evet. Şimdi Ömür 3-5 senedir bunun hayalini kuruyor abi. 131 manyaklığı var çocukta. Hatta onda kambur hastalığı var değil mi? Kambur kasa dediğimiz kartal hastalığı var. Düzgün kambur bulamadığı için artık o da dedi abi test stop yapayım bari falan. Bayağıdır bakıyor. Test stop da bir sene falan oldu arayalı. Ondan önce kambur arıyordu hep. Tabii abi, kambur arıyordu. Çürüksüz kamburu bulmak zor. 3-4 tane kambura gitti baktı bugüne kadar. Zaten piyasada ilana düşen de az. O yüzden bulamadığı için kambur sevdasından vazgeçti gibi oldu. Test stop'a yöneldi. Test stop arıyordu. Şimdi bu arabayı aldığımızdan haberi yok. Onun öyle doğum günü. Öyle 4 gün sonra. Öyle bir güzellik yaptın ona ya. Salih'e yazdım sağ olsun. Araştırdı etti. Sağ olsun, biz de Gökhan abim buradan izlersen videoyu selamları iletiyorum. Bir telefonumuzla işimizi çözdün. Gökhan abi de Allah razı olsun. Piyasada kimde ne var, hangi araba var, mazisine, geçmişine hepsini bilen bir abi. Abisi var yine, Hakan Yıkınç abime de selamlar olsun. Biz de aslında bir şey yapmadık. Bir telefon aynen açtık. Abi böyle böyle bir araba arıyoruz lazım diye. Daha önce onların elinden geçmiş bir araba bu da. Kırmadılar. Güzel bir araba olacak inşallah. Ufak tefek dokunacağız. Arabayı anlaştıktan sonra malzemelerini topladık. Salih sağ olsun bir günde arabanın bütün malzemelerini buldu. Ya öyle. Ne istediysem çözdü. Daha eksiklerimiz var. Daha eksikler de var. Onlar da ayarladık aslında dün de. Saat geç olduğu için gidemedik. Kornaydı, sisiydi falan. Ufak tefek şeylerini hallettikten sonra onlar da hazır yani. Abi şimdi olay şu. Ömür'e ben bu şekilde bir araba teslim etmene İçim el vermedi. Çünkü o çocuğun hayalini biliyorum. Araba almak, satmak basit şeyler. Ama araba yapmak dediğin şey gerçekten basit bir iş değil. Hele etiketçilik dediğimiz olay çok farklı bir olay. Evet. Paran oluyor, malzeme olmuyor. Malzeme oluyor, paran olmuyor. Veya ikisi birden oluyor, gidip alamıyorsun. Bir de şu anda aceleye gelen işler söz konusu. Adamın doğum gününe yetişmesi lazım arabanın. Aynen. Biraz da ben onun nasıl bir zevkli araba toplayacağını bilmediğim için sadece tahmin ettiğim, o bunu kesin yapacak dediğimiz bir iki şey vardı. Az çok bana zaten yıllardır anlatıyor. Ben onları aldım yani, öyle söyleyeyim. Bu arabaya ses sistemi kesin yapılacaktı zaten. Arabada eski sahibinin vermediği amfi, teyp vesaire bunlar var. Sadece sağ olsun bizi kırmadı. Pioneer'ın 2100 serisi hoparlörler var. Onları bıraktı arabada. Vermesi onları da vermezdi yani. Evet. Çünkü biliyorsun bu malzemeler satılmayan malzemeler. Ya satmıyorlar. Paran olsa da bulamayacağın şeyler. Yani bir takım da tıraş bıraktı arabada sağ olsun bize. Ücreti mukabilinde. Bizim şimdi eksiklerimiz ne vardı? Direkleri bir takım daha Twitter koyacağız. Amfilerimizi tamamlayacağız. Teyp alacağız bir tane. Şu ana kadar aldığımız şeyler, iki takım sis aldık, korna aldık, antifar falan aldık. Onları bağlatmaya gidiyoruz. Bakalım ya, ben de çok heyecanlanıyorum. Araba yapmayalı yani 2 sene olmuştur. En son Crafter'da bir anımız var. Özlemişim ama. Evet. Vay. Hadi bakayım.
Güzel ama arabası güzeldi daha. Güzeldi gerçekten güzeldi arabası. İşte bunlarla sık sık karşılaşacaksın. Bu çocuk 20 yaşında bir çocuk. Bu çocuğa nereden bulaştı bu aslında bilmiyorum ama. Aslında bilmen de lazım Salih yani. Biraz senin de etkisi var gibi yani. Tabii bizde gördüğü şeyler de olmuştur ama bu kadar sabırla, azimle kaç senedir hayalini kurup ulaşması, işte doğum günü gibi bir günde sahip olması gerçekten. Görünce ne düşünecek bir, yani düşünemiyorum yani. Bu arabayı alana kadar kaç araba gezmiştiniz siz? Yaklaşık 10 araba, 15 arabaya gitmişizdir. 4-5 tane il gezmişizdir. 131 alacaklara bu konudaki tecrübelerinden bahseder misin? Gerçekten ilanda göründüğü gibi değil. İlanda bakıyorsun, araba taş gibi duruyor. Adamı arıyorsun diyorsun, ilanda olmayan fotoğrafları at, şuraya at, buraya at. Adam öyle bir konuşuyor ki. Adam arabasını övüyor, gidiyorsun bakıyorsun bir ton şey çıkıyor. Telefonda söylemiyor sana. O yüzden alacağınız zaman böyle bir hayaliniz varsa çürük olmaması önemli. Hani araba zaten kendini belli ediyor. Kapı araları olsun, atları olsun. Alacağınız zaman buralara bakacaksınız zaten. Yani baktırın da. Tabanına, bagaj evet. İçine, şasi uçlarına. Şimdi yeni araba alırken sadece boyaya, değişene, şasi uçlarına, podyelere falan bakıyorlar. Bu tarz arabalar. Eski arabada bu... A'dan Z'ye her şeye bakmaları lazım. Evet, her şeyine bakmaları lazım. Çünkü 40 yıllık araba. Hani kaç usta dokunmuştur arabaya. O yüzden aracın düzgün olması lazım yani. Bizim tek böyle avantajımız toplayanın kim olduğunu biliyorduk. Kim olduğunu bilmemiz. Nasıl hastalıklı olduğunu biliyoruz yani arabalara karşı. Sorduğunuz zaman herkes şunu der. Yemez içmez arabasına bakar. Arabayı bilmiyorlar ama o araba adamı satıyorsa biliyorlar. Al diyorlar. Bu araçların kıymetini bilenler kullansın. Şimdi arabanın elektrik işleri için senin ustana gidiyoruz abi. Usta dayın. Usta dayım. İşçiliğini de bildiğim için dayımdan öte. Bayrampaşalı yıllardır. Aynen. Esnaf. Bu arada benim de sana bir hediyem var. Sol arka camının... Muhammed kırmıştı kardeşim. Aynen. Buradan selam olsun ona. Eksik kalmasın yani. Zaten böyle açıyorsun, bari açılsın. Kardeşim bu hastalığa bulaşmayın. Ok yaydan çıktı. Ok yaydan çıktı. Ok. Zaten mahallede büyüklerimiz, abilerimiz var. Hani şöyle söyleyeyim yani 20 yıl önce bu işin içinde olan adamlar ve elini ayağını çekmiş adamlar artık. Bu arabayı aldığımı gördüler. Ne yaptın dediler ya. Niye bulaştınız? Kötü bir şey olduğundan değil. Kendileri yıllardır doyamadığı için, sonu olmadığı için. İşin içinden çıkamadıkları için. İşin de böyle bir sevdaya tutulmamıza biraz üzüldüler açıkçası. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Tadılması gereken duygulardan biri kesinlikle. Eski tat yok, eski samimiyet, eski insanların birbiriyle kurduğu diyalog. Mesela Abdurrahman abi biliyorsun, kral evet. Videosunu. Yani öyle adamlar kalmadı. Zaten dün aradığın kişiler de yani çoğu şey... Hatır gönül olduğu hatır için gönül o telefonlar açıldı için, evet. Zaten. Eskiden malzeme aradığın zaman biz bir telefon kaldırıyorduk. Kimde ne olduğunu biliyorsun zaten. Veya sen bilmesen de bir başkası biliyor. Bir bilemedin iki telefonla malzeme ayağına geliyor. Şimdi paran var, imkanın var, gidip alamıyorsun. Mekana geldik. Hadi bismillah. Şanslı kardeşimizi bir alalım buraya değil mi? Aynen. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kardeşim nasılsın? İyi abi siz nasılsınız? İyi kardeşim. Biz tedavi oluyoruz. Ben de oluyorum abi. Sana bir şey diyeceğim. Daha ben birkaç ay olurum ya. Bundan sonra sana nasılsın diye sormayacaklar. Araban nasıl diyecekler kardeşim ilk gördüğünde. Ben... Bu tepkileri alır. Değil mi Sade? Tabii. Bundan beni sonra... tanıyan demez abi. Bilir arabanın iyi olduğunu yani eyvah, iyi durumda olduğunu. Eyvah. Bu da hakkını vereceğim hemen diye. Hemen başladı bu da hakkını verenlerden. Altımızdakilerden. Ömür öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol abi. Arabanı beğendin. Yani şöyle söyleyelim. Normalde bir sürpriz çalışması oldu. Fakat biz bunu videoya çekemedik. Ama efsane bir sürpriz oldu. İlk tepkisini aslında var ya izletmemiz lazımdı da. Yani bu... kendi aramızda böyle arkadaş grubunda yaptığımız ufak bir şey var aslında. Belki onu paylaşabiliriz. Ne diyorsun? İki doğum. Bak. Abi bak 20 TL ruhsata bakacağım bir dakika. Ömür nasıl? Ne hissediyorsun kanka? Güzel be. Adam. Neydi o? Oğlum bir... Kral bakanıydı bu. Kral olmayan. Çıldır ya. Şimdi yandım.
Aracı nasıl buldun? Ya istediğim gibi buldum abi. Zaten seninle hani 1-2 yıldır arabaya takacağımız parçaların bile hani listesi vardı. Yarısı da %20'si takılmış, hani %80'i kalmış. Onları da yapacağım yani. Şimdi biz bu aracı aldığımızda sis farları yoktu. Antifarların yoktu. Arka ses sistemin yoktu. Kornaların yoktu. Böyle ekstraları tamamladık. Çünkü benim gönlüm sana arabayı o şekilde vermeye el vermedi. Abinle biz hani bunu konuştuk. Çalışmasını yaptık. Güzel de zaman harcadı. Yani 2 gecede falan çıktı bu araba, bu hale geldi toplamda. Ama değdi. Değmiş. Abi gibi abiymiş be kardeşim. Vallahi maşallah. Bu senin doğum günü hediyen. Ya hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyem bu oldu yani abi. Daha unutulmaz bu. Tabii keşke bana da böyle bir hediye. Yani bir arabadan fazlası bu. Kardeşini arayayım abi, yapsın sana da bir tane. Orhan'a selamlar burada. Almıyorsan bile başka bir şey al. Kardeşim sen 20 yaşındasın. Senin yaşındayken insanlar böyle lüks arabalara bakar. Sen böyle bir klasik araç seçiyorsun. Bu hastalık nereden geldi? Bu hastalık biraz Bağcılar'dan geldi abi. Hani evde balkonda otururken böyle mahalleden geçiyordu bir tane böyle. Oradan baka baka Asali abiyle böyle orada burada... Beni karıştırma. Orada burada arabalara yanak çeke çeke. Böyle bir hastalık oldu. 2 yıldır da ciddi anlamda hani böyle araştırıyordum. Son 3-4 ayda iyice ciddiye binden. İstediğim gibi bir şey bulamıyordum. Bulunmuş yani. Güzel mücadele verdin. Abin aradı. Böyle böyle bir araba alacağız. Biz artık kesin alacağız. Almaya geliyoruz İstanbul'a dedi. Biz de içimiz dostumuz sağ olsun Gökhan abim. Bir telefonla içimiz çözüldü yani. Tavsiye istedim. Bilirsin böyle araçların nasıl toplandığını bilmen lazım. Geçmişini bilmen lazım. Hangi ustada ne yapıldığını bilmen lazım. Biz de bildiğimiz bir arabayı alalım dedik. Bir telefon açtık sağ olsun. Kendisi de bize adresi verdi. Şu adres dedi. Nokta at. Zaten gittik beraber abinle. Arabayı gördü. Takım elbise falan. Çiçek kız istemeye gidiyor. Kız istemeye gider gibi araba almaya gittik gerçekten. Arabayı beğendiler. Geriye tek kalan bu yapılacak şeylerdi. Onu da sağ olsun abin, onlarda da sana kıyamadı. Taktı bir şeyler. Olmuşken dedi tam olsun. Hiç yoktan biraz keyfini alsın, ondan sonra uğraşsın. Ya şöyle arkadaşlara da gösterelim. Benim en çok hoşuma giden detay şu. Kanka çok tatlı. Seninle onu konuşuyorduk zaten. Evet. Daha bu araba yokken 6 ay önce takılacaklar. O konu ona bağlanacak. Yani güzel bir heves ama bir hastalık bu. Tabii. Seninle beraber bir arabayı tanıtalım çok kısa. Videoyu kapatalım tanıtalım kardeşim. Abi. Aç kapıyı abi. Abi bir şey diyeceğim, ben bu arabanın kapısını daha hiç açmadım. Bunları koyma abi. Harbi açmadın mı lan? Açmadım. Hani hastalık işiydi? He? Hastalık daha abi. Kaputu açmamış. Kaput için böyle. Şurada bir tane çan kornağım var zaten önde. 4 tane boş kornağım da orada. Kapatalım. Hemen hızlıca bir ses sistemini de gösterelim. Kapılarda Pioneer'in TS1615 hoparlörü var. 6050 teybin var. Yine çok efsane bir teyptir. Evet. Profesyonel bir cihazdır. Burada M6 Twitter'ların var. Bu araç sahibini böyle yaka paça satın aldık onları ondan. Vermiyordu yani. Benim en sevdiğim yerdeyiz. Arabanın arkası. Benim için çok hoşuma gidiyor. Şunu da kısaca anlatalım. Ayyaş. Ömür çocukluğumda böyle sen... Yaz... Ben 5 yaşındaydım, bana ayyaş derlerdi evet, yani. Evet biraz böyle slow motion yaşıyordum hayatı. Sakin. O zamandan belliymiş. Biz de onun bu hareketlerini falan mahallece arkadaşlar arasında böyle. Ayyaş'a benzettik. Bu onda lakap kaldı. Buraya nasipmiş. Bugüne kadar hiç yazılı olarak bir yere işlenmemişti. O da buraya evet, işlendi. Yani hiçbir yerde bir nickname vesaire bir yok, kullandığım yok. Bir şey değil. Kullanmadı zaten. Son olarak arka panzotta 2100'ler var. Bunlar zaten 20 santim. Sen ördek istiyordun hep ama. 2080 istiyorduk ama. Bulamadık. Bulunmadı. Bulduk, vermediler. Güzel çalıyor bunlar da. Anca böyle 1-2 yıl içinde veyahut da tadını aldığım zaman tabii. 2080'e dönerim yani. Yani artık buradan sonrası sende. Şu bagajı da açalım, ben anahtarı alayım. Gel abi bak. Paranın açamayacağı kapı yok ama 1 lira. Bu arabada kağıt işe yaramıyor. Vay be. Bak amfilerini de göstereyim izleyenlere. Basımı zaten 251 F 25 santim. Çok baslı işin olmadığı için. Yani. Sadece takımı tamamlasın diye eski seri bir ufak anladım. Bir şey aldık. Bunu besleyen amfi GMX 702 zaten. Efsaneler. Aynı şekilde bu 2100'leri beslediğimiz amfim var. 3400 GM 3400. O da çok böyle nazlı birinden aldık. Yani. Biliyorum. Alana kadar çok temizini aldığınız biliyorsun. Aldığınız adamın adını söylediler bana. Şimdi bu üründe. Önemli olan şeydir, üstündeki yazılar, silinmemiş olanını bulmak lazım. Biz de öyle bir ürün aradık, bulduk. Ön kapılarında Twitter'larını besleyen amfininde Pioneer 404. Pioneer setini tamamlamış olduk. Baştan sona Pioneer sen zaten. Sen zaten araba. Bunu hayal ediyordun. Ya hayal ettiğim buydu. Kanka 131 fazla ilgimi çeken bir araç değildi. Apo abiden sonra başladı. Cidden bayağı hoşuma gitti. Yapalım. Biz de yapalım ya. Belki bize de nasip olur. Abi Apo abi demişken ben TS Top bakmaya Apo abinin yanına da gittim. Bir araba gezdik, hoşumuza gitmedi.
İyi ki de gitmemiş abi. Onu alsam bunu almadığıma pişman olurdum. Apo abiye buradan selam söyleyelim. Bunu... Pazar günü evinden çıkarttık. Götürdü bizi araba bakmaya. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Apo abimiz her zaman başımızın üstünde yer alan. Öyle abi. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Arabasını da gördük. Maşallah nazar değmesin. Maşallah inşallah yan yana, yan yana çekmekten nasip olur bir gün ikinize. İstanbul'dan bir yıldız daha kayıyor. Aynen. Bir kuş daha uçtu kanka. Kardeşim tekrar hayırlı olsun. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Arabanın hakkını vereceğini düşünüyorum ben zaten. Veriyorum da abi, dün geceden görmüşsündür biraz. Yani birazcık böyle kulağımıza bir sesler geldi de çok dikkatli kullan. Aynı şekilde ses sistemine de böyle okşayarak dinle o müzikleri. Okşayarak abi böyle. Zaten Zeki Müren sağ koltuktaydı. Biz güzel olduğunu düşünüyoruz. Ama ben senin daha güzel yapacağına da inanıyorum. O susturucu olarak değil, abin olarak her zaman yanındayız biliyorsun. Sağ ol abi. Tekrar hayırlı olsun ya. Kardeşim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Şimdi bizim senden bir isteğimiz var kanal olarak. Bir teşekkür borcun var diye düşünüyorum. Var abi. Videoyu sen kapatıyorsun. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.